Merhaba, hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Hem dünyayı hem Türkiye'yi ilgilendiren çok önemli bir gelişmeyle başladı hafta. Sadece Türkiye'ye değil dünyaya da dikkatinizi çekerim. Hani bizim için dünyanın bir ucu Brezilya. Brezilya geçtiğimiz hafta hani Pele'nin vefatıyla gündeme gelmişti. Bu defada büyük bir baskınla, bir hani darbe girişimi diyebileceğimiz bir baskınla gündeme geldi. Kaybeden, seçimi kaybeden devlet başkanı, Jair Bolsonaro, onun taraftarları seçim sonuçlarını kabul etmedi. Brezilya parlamentosunu, başkanlığı, e, efendime söyleyeyim anayasa mahkemesinin belli başlı bütün devlet kurumlarını on binlerce kişi bastı. Bir pazar günü 8 Ocak olması nedeniyle belki de güvenlik güçlerinin bir zafiyeti vardı bilmiyorum. E, ama buraları bastılar ve seçim sonuçlarını tanımayacaklarını açıkladılar. Hatta orduyu göreve çağırdılar darbe yapması için. Göreve çağırdılar. İşte e, Türk Dışişleri Bakanlığı da bunu şiddetle e, kınadı. Seçim sonuçlarına saygılı olunmasını istedi. Neden? Çünkü demokrasinin en temel kurallarından biri değil mi? Seçimle gelen seçimle gider. Arkadaşlar seçimle gelmek tek başına demokrasinin kurallarını yerine getirmek değildir. Seçimle gitmek lazım. Çünkü hani benzetmek gibi olmasın evlerden ırak. Hani benzetmek amacıyla söylemiyorum ama iş başına seçimle gelip hem ülkelerini yani seçimle gitmek istemeyerek hem ülkelerini hem dünyayı felakete sürükleyen iki örnek var tarihte. Bir tanesi Almanya'da Hitler, Nazizm. Değil mi? Seçimle geldiler iktidara fakat seçimle gitmemek için bütün kuralları değiştirdiler. Nazizmi ülkenin tek rejimi haline getirdiler dünya savaşına yol açtılar dünyayı Avrupa'yı yıkıma sürüklediler kendi ülkelerinde aynı şekilde İtalya'da Mussolini Benito Mussolini aynı şekilde faşizmi iktidara getirdi faşist partinin başkanıydı onu iktidara getirdi ama iktidardan gitme niyeti yoktu Türdü, hile hurda vesaire o da aynı şekilde Hitler'e katıldı dünya savaşını birlikte verdiler birlikte kaybettiler. Ülkeleri de perişan oldu, dünyada perişan oldu. Şimdi burada e, son yıllarda dünyada yükselen yeni sağ, kimi popülizm diyor, kimi başka şey diyor. Yeni sağın bir yeni kötü alışkanlığı var. Seçimle geliyorlar iş başına da seçimi kaybettikleri zaman o seçimi kaybettiklerini kabul etmek ve seçimle gitmek istemiyorlar. Böyle bir şeyleri var, böyle bir alışkanlıklar var. Kimle başladı? Trump'la başladı değil mi? Trump 2020 yılında seçimi kaybetti Kasım ayında Joe Biden'a sonra Ocak'ta 7 ya da 8 Ocak'ta görevi devretmesi gerekiyordu 2021 yılının fakat devretmedi devretmediği gibi taraftarları Amerikan Kongresi'ni bastı hatırlayacaksınız o zaman çok yayınlarını yapmıştık seçimle gelen seçimle gitmek istemiyor diye onlar da orduyu göreve çağırdılar fakat bir iki günlük kargaşadan sonra ordu ve güvenlik güçleri tavrını seçimi kazanan Biden'dan yana koydu ve e, kongre boşaltıldı. İşte Trump şimdi tekrardan göreve gelmeye çalışıyor. Bu Jair Bolsonaro özür dilerim e, tam söyleyemedim e, o da seçimi kaybetti o da aynen Trump gibi e, 8 Ocak günü yani neredeyse Trump'ın hani bu işe kalkışmasından 2 yıl 2 tam yıl sonra e, taraftarları Parlamento'yu bastılar. Seçimi tanımıyoruz. Neden? Kaybettiler. Kaybettikleri seçimi tanımıyorlar. Oysa şöyle bir şey var arkadaşlar. Her iki ülkede de muhalefet partileri iktidarı özellikle Brezilya için geçerli bu. Seçime giderken seçim kuralını değiştirmek, kendi değiştirmek değiştirmekle suçluyorlardı. Oysa Bolsonaro niye itiraz etti biliyor musunuz seçim sonuçlarına? Efendim seçimde hile yapıldı bu seçim sistemi yanlıştı diye. Şimdi bu, bunu bahane tabii olarak söylüyorlar. Maksat yani iş başına bir kere gelip bir daha Sittin Sen'e gitmemek. Yani mesele budur. Mesele budur. Şimdi e, görevi devretmedi Bolsonaro ne yaptı? Amerika'ya kaçtı. Amerika'ya kaçmadan önce imzaladığı son kararnamelerden biri neymiş biliyor musunuz? Beş tane kendisine yakın. Devlet görevlisini de Amerika'ya seyahate göndermiş güya. Halbuki anlaşılıyor ki kendisine eşlik etmek üzere orada belli bir cunta kuruyor demek ki. Onun şeyleri seçim sloganı Tanrı Vatan Aile şeyin Bolsonaro'nun öyleydi ama kaybetti. Az farkla da olsa kaybetti. Şimdi burada enteresan bir durumla karşılaşıyoruz. Yani bu faşizan bir kalkışma bu belli. Yani seçimi kaybediyor, kaybettiğini kabul etmiyor. O seçim bu ülke yönetimi bizim hakkımızdır diyor. Ve hani orduyu da göreve çağırıyorlar. Ordu ve polis Brezilya'da şimdilik seçilen devlet başkanı Lula da Silva'nın şeyinde tarafında ve boşalttılar. Tamamen tahrip edilmiş durumda binalar. Ayrı bir şey. Yani vandalizm falan dedikleri örnekler. Şimdi şöyle bir şey var. Amerika ve Brezilya ülkeleri dünyanın diğer bölgelerindeki sağcı iktidarlara da kötü örnek olacak mı olmayacak mı? Şimdi bu, bu şey yani şimdi sizin aklınızdan şöyle bir şey geçiyor olabilir. Sen Türkiye'yi mi kastediyorsun? Hayır Türkiye'yi kastetmiyorum fakat Türkiye ve Yunanistan gibi Brezilya örneğinde gördüğümüz gibi geçmişinde darbeler olan iki ülkede seçim var. Türkiye'de seçim var. Şimdi bunun üstüne bir de şunu ekleyebiliriz. Her iki ülkede yani Türkiye'de Yunanistan'da son dönemlerde hani ekonomik başarılarıyla memnediriyle falan değil ama askeriyelerine güvenerek ordularına güvenerek hani propagandalarını daha çok yapıyorlar. İşte bakın ne kadar güçlüyüz yenilmeziz gibi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni burada söylenen bir laf yoktur. Burada siyasetçilerin onun üzerinden güç kullanma hesaplarına laf vardır. Eğer bir laf arıyorsanız hani ilgilenenlere söylüyorum. Şimdi 22 küsür yıldır Erdoğan liderliğinde Adalet Kalkınma Partisi iktidarda değerli izleyiciler. Şimdi 2019 yerel seçimlerine kadar iki tane şey vardı. Mesaj vardı AK Partilerin el altından siyaset kulislerine daha çok da diplomasi kulislerine yabancı diplomatlara ve yabancı yatırımcılara yaydığı bir AK Parti'nin rakibi yoktur. Rakipsizdir. Yenilmez. iki Erdoğan kaybedeceği seçime girmez. Şimdi buradan yola çıkıp hemen şöyle bir yılgınlık mesajı da muhalif çevrelerde yayılmaya başlamıştı. 2019'dan önceyi söz ediyorum. Çünkü 2018'de Cumhurbaşkanı Erdoğan işte Milliyetçi Hareket Partisi'nin, Bahçeli'nin desteğiyle az farkla kazanmıştı Cumhurbaşkanlığı seçimlerini. 2019'a giderken de işte zaten şöyle bir kaybetse de vermez, kaybetmez kaybetse de vermez gibi bir algı yaratılmaya başlamıştı. Şimdi bunu maalesef Erdoğan 2019'da kanıtladı. Nerede yani bu algıyı? doğru çıkaracak, kanıtlama yanlış söz. Onu, onu geri alıyorum da doğru çıkaracak bir hareket yaptı. Ne oldu? 2019'da Cumhuriyet Halk Partili Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazandı. Hemen Erdoğan'la Bahçeli itiraz ettiler. Yüksek Seçim Kurulu tuttu. Seçimi yenileyeceğiz dedi. Seçim yenilendi. Açık arayla Ekrem İmamoğlu bu defa kazandı. Yani aslında Erdoğan bunu Amerika'da Trump'ın Brezilya'da Bolsonaro'nun yaptığından daha önce küçük ölçekte İstanbul ölçeğinde yapmıştı. Ama e, bu tabi genel seçimler için geçerli bir kural değil. Seçimle gelen seçimle gider değil mi? Böyledir seçimle gelen seçimle gitmeli. Şimdi herkesin Amerika'da ve Brezilya'da yaşananın Türkiye'de yaşanmayacağından emin olması gerekiyor arkadaşlar. Anayasamız ne diyor? Türkiye layık, demokratik, sosyal, hukuk devleti. Evet bu dört alanda da gerileme var ama bu en temel alan yani de, çoğulcu demokrasilerin en temel ilkesi olan seçimle gelen seçimle giderden emin olmayı etkilememeli. Yani bu öyle bir durumda ki bakın Erdoğan'ın üçüncü defa aday olamayacağı e, hem anayasa e, da tartışma yani anayasa çer, zemininde hem e, Zaten iki defa bir kimse iki defadan fazla aday olamaz hükmünde hem de meclis fes edilirse Cumhurbaşkanı meclisi feshederse aday olamaz e, algısında var anayasa zeminde bir tartışma var buna rağmen Erdoğan aday olacağım diyor peki Kılıçdaroğlu ve Akşener neden bunu mesele yapmayacaklarını söylüyorlar bu durumun farkında değiller mi anayasayı okumuyorlar mı onların hukuk danışmanları başkan yardımcıları yok mu var nedeni ne? diyorlar ki arkadaş seçimle gelen seçimle gitsin. Kendisine işte buradan mağduriyet çıkarmasın. Beni yine yargıyla engellediler, bilmem ne demesin. Hesaplaşalım. Biz kaybedersek kaybederiz. O kazanırsa da kazanır, kaybederse de gider. Seçimle gider. Bunu bu, bu, bu bence demokratça bir tutumdur. Ee, ama e, Türkiye bu Amerika Birleşik Devletleri'nin, Brezilya'nın şimdi düştüğü demokrasi ayıbına düşmemeli. Bu konuda Hepimize görev düşüyor. Bakın hepimize görev düşüyor. Yani bu konuda 15 Temmuz gibi bir şey yaşadık yani. Daha yeni yaşadık. Böyle şeylere tekrar tahammülümüz yok. Burada yani sadece siyaset kurumuna değil, parlamentoya değil, yargıya, efendime söyleyeyim diğer devlet kurumlarına ama en çok bizlere, biz seçmenlere, işin sahibi biziz. Oyumuzun kıymetini bilelim. Oyumuzun kıymetini bilelim. Dolayısıyla herkese görev düşüyor. Şimdi... Cumhuriyetimizin 100. yılında yapılacak bu seçim. Gayet kilit bir seçim. Ee, Türkiye'nin önünde birden fazla sınav var. İşte sınavlardan biri de bu. Eğer e, hani Erdoğan kaybederse, kaybetmesi de bir ihtimaldir. Ee, kaybederse seçimle gelen seçimle gider kuralına ki kendisi Sayın Cumhurbaşkanı bunu defalarca söyledi. Seçimle gelen seçimle gider diye. Bu kurala uyacağından herkes emin olmalı. Herkes emin olsun ki gönül rahatlığıyla gitsin oyunu kullansın. Herhangi bir şeyden korkmadan. Amerika'da, Brezilya'da yaşanan demokrasi rezaletleri Türkiye'de yaşanmasın. Cumhuriyetin 100. yılında biz bunu hak etmiyoruz. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak umuduyla hoşça kalın.